Kocaeli'nin şirin bir ilçesi olan Darıca'dan herkese merhaba arkadaşlar. Coşkun Hoca Matematik Oyunları kanalına hoş geldiniz. Bugün yine bir hikaye soru ile karşınızdayım. Hikaye sorumuza geçmeden önce kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız. Koyun Çemberi. Ben ilk öğretimde çok başarılı bir öğrenciydim. Aynı başarıyı 8. sınıfta gösterip takdir belgesi alınca babam ödül olarak beni çok sevdiğim bizim köye götürdü. Köye gitmeyeli 2 yıl olmuştu. Çok özlemiştim köyümüzü. Bizim köy yemyeşildir. Köy halkı hayvancılıkla geçimini sağlar. Özellikle de koyun beslerdi. Ama artık bakamadıkları için birkaç tane hariç, o da iyi süt verdiği için diğerlerini satmışlardı. Dedem koyunu temiz hava alsın, sağlıklı olsun, daha iyi süt versin diye arka bahçedeki çınar ağacının gövdesine bağlamıştı. Ben de arka bahçeye koyunu görmeye gitmiştim. Koyun arka bahçedeki otların arasında çınar ağacının etrafında dönüp duruyordu. Belli ki sıkılıyordu ve arkadaşların nereye gittiğini düşünüyordu. Onun bu durumuna çok üzüldüm. Teselli etmek için yanına gidip onunla biraz oynadım, konuştum. Koyundan çok etkilendiğim aşikardı. Bütün mütevelli sabahları kalkar kalkmaz yaptığım ilk iş koyunun yanına gitmekti. Babamla beraber köye geldiğimizin ikinci haftasıydı. Sabahleyin her zamanki gibi koyunun yanına gittim ama bu sefer gözüme bir şey çarptı. İlkin koyunun etrafındaki otlardan dolayı koyunu görmekte zorlanıyordum. Ama şimdi koyunu çok daha rahat görebiliyordum. Aslında bana ilginç gelen koyun bağlı bulunduğu ağacın etrafında yuvarlak otsuz bir alanın oluşmasıydı. Koyunun ağaca bağlı olduğundan istese de fazla uzağa gidemiyor. Ancak ipin uzandığı yere kadar otlanmıştı. Bu durum ağacın etrafındaki bir daire oluşturmuştu. Demek ki durgan daire bir noktaya eşit uzaklıkta bulunan düzlemdeş noktaların oluşturduğu uzam biçimi. Hikayeyi siz oluştursaydınız, okuyucular matematiğin hangi kavramlarına ulaşmalarını isterdiniz? Kahveden gelmişim, yorgunum hocam. Bildiğim yerlerden sor, yavaş yavaş. Sakın anılardan bahsetme hemen. Sen dersi anlatmana bak, yavaş yavaş. Geçenlerde 1.5 aldım matematikten. Sandım diğerleri gelir peşinden. Ne olur herkese verdiğin yerden 1.4.5 ver, yavaş yavaş. Elimde bir kopya kağıdı var, yarısı yırtık. Günlerdir kitabın kapağı örtük. Öğrenci sınıfta mı kaldı artık? Git eve, hesap ver, yavaş yavaş. İşte hocam, ben her zaman böyleyim. Öteki konuyu ne sor, ne ben söyle, ne sen sor, ne ben söyleyeyim. Artık 4-5'leri neyleyeyim? Şu bizim belgeyi ver, yavaş yavaş.